Değerli seyirciler, günaydın, iyi hafta sonları. CNN Türk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün konuğum Kalkınma Bakanı Sayın Lütfü Elvan. Sayın Bakan, size hoş geldiniz. Hoş bulduk. Programımıza. Daha önce hem Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulunmuştu Sayın Lütfü Elvan ve de Başbakan Yardımcılığı'nı sürdürmüştü. Şimdi Kalkınma Bakanlığı'nı sürdürmekte Mersinli ve Mersin Milletvekili. Şimdi az önce oğlunuzu da gördük burada, tanışma imkanımız oldu. Biraz siyaset ve medya, bizler çok yoğun faaliyet alanları olan meslek gruplarındayız. Hayatlarımız böyle geçtiği için siz de çocuğunuzu, oğlunuzu pek göremiyorsunuz benim gördüğüm kadarıyla. Evet. Burada havalimanında karşılaşmışsınız. Evet. Bilkent Hukuk mezunu, evet, galiba staj yapıyor. Evet. Böyle değil mi? Çok bir araya gelen burada, bir durum oluyor. İstanbul'da staj yapıyor. Dolayısıyla epeyden beri göremiyordum. Ben de bir vesile oldu. Biz de vesile yarattı. Havaalanına gelmesini istedim. Hiç olmazsa yolda görüşürüz düşüncesiyle. Evet. İyi oldu. Şimdi Sayın Bakan, seçime gidiyoruz 24 Haziran'da. Kalkınma Bakanlığı çok önemli bir bakanlık ve izleyicilerimizin birçok merak ettiği soru var. Yani ekonominin özellikle içinden geçtiğimiz bu dönemde yaşanan süreçlerde Türkiye gerçek anlamda bir gelişme ve bir kalkınma sağlayacak mı sorusunu sorarlar. Ve de bu seçimin bu kadar erkene alınması, yani önce erkene alınması ve sonra bu kadar erkene alınması diye ifade edeyim. Türkiye'de ekonominin önümüzdeki birkaç yıl içinde daha zor geçeceğine dair bir kaygıdan mı kaynaklandı diye bir soru soruldu kamuoyunda. Böyle yazan çizen meslektaşlarımız da var. Bir kere bunu bir anlayalım. Yani gerçekten ekonomiyi bekleyen büyük meseleler, büyük güçlükler görünüyor mu yakın dönemde? Şimdi şöyle ifade edeyim. Tabii her bir siyasi partinin mutlaka seçime her an hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla işte ben hazır değilim veyahut daha sonra olsaydı gibi bir yaklaşımı kabul etmek mümkün değil. İyi mi oldu yani bu tarihte? Bence yani şu andaki gelişmelere baktığımızda, iş dünyasına baktığımızda, kamuoyuna baktığımızda gerçekten seçimin erkene alınmasının çok olumlu bir hava oluşturduğunu görüyoruz. Bunun piyasalara da olumlu etki yaptığını görüyoruz. Özellikle erken seçim kararının alınmasından sonra dolar ve euro kurlarında bir düşüş söz konusu oldu. Sizler de takip ediyorsunuz. İş dünyasına baktığımızda iş dünyasının da son derece olumlu gördüğünü görüyoruz. Tabii özellikle yatırımcılar için belirsizliğin azalması o yönüyle son derece önemli. Artık önümüzdeki 5 yılı göreceğiz. Yani yatırımcılarımız, girişimcilerimizin önü daha da açık olacak. Ne yapacaklarını, ne yapmaları gerektiğine daha net bir şekilde karar verebilecekler. Tabii Türkiye zor bir coğrafyada. Yani bunu görmemiz lazım. Ciddi bölgede sıkıntılar yaşanıyor. Terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Türkiye buna karşı mücadele veriyor. Birçok ülkenin bu coğrafya üzerinde hesapları var. Bunları hepimiz görüyoruz. Ama bugüne kadar gerçekten çok ciddi ve güçlü bir mücadele sergiledik. Aslında belki bir takım kafalarında oyun bir planı olanların, oyunu olanların, oyunlarının bozulduğunu düşünüyorum. Sayın Bakan, bu çokça dile getirilen bir şey. Yani biz az önce Erdoğan Aktaş'la da sohbet ediyorduk buraya gelirken. CNN Türk Genel Müdürü, sizle de sohbet ediyorduk. Yani gerçekten böyle bir Türkiye ekonomik bir saldırıyla karşı karşıya mı? Şimdi şöyle, yani siyasi gelişmeleri görüyoruz. Şöyle ifade edeyim, Bir kere Türkiye ekonomisinin temelleri son derece sağlam. Bugüne kadar mücadele etmek isteyenler oldu. Biliyorsunuz özellikle kur üzerinde bir takım Türkiye'yi olumsuz göstermeye çalışarak, bir takım algı operasyonları yaparak kur üzerinden bir takım girişimler söz konusu olmadı değil. Yani bunlar zaman zaman yapılıyor. Ama şu da bir gerçek. Türkiye'nin gerçekten temelleri, ekonomik temelleri son derece sağlam. Hatırlayınız, 2016 yılı sonunu hatırlayınız. Türkiye ekonomisi çok kötüye gidecek, büyüme düşecek gibi çok olumsuz ifadeler kullanılıyordu 2016 sonunda. Ne oldu? 2017 yılında Türkiye ekonomisi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerden bir tanesi oldu. %7.4'lük bir büyüme performansı gerçekleştirdik. Yine bugünlerde baktığımızda uluslararası kuruluşların Türkiye'nin büyüme rakamlarını revize ettiklerini görüyoruz. Yukarı yönlü revize ettiklerini görüyoruz. Örneğin OECD 2018 yılı için %5.3'lük bir büyüme öngörüyor.
Bizim hedefimiz ne? 5,5. Diğer taraftan IMF'ye baktığımız zaman o da IMF de Türkiye'nin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti. 4.4'lük bir büyüme performansı bekliyor. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi açısından evet zaman zaman Türkiye aleyhine bir takım olumsuz algı operasyonları söz konusu olabilir. Ama biz kendi kararımızı kendi veren, gerçekten doğruları yapmaya çalışan bir hükümetiz. Ekonomiye olumlu etkileri olacağını düşünüyorsunuz. Özellikle erken seçimin ekonomiye kalıcı etkileri olacağını kesinlikle düşünüyorum. Kesinlikle düşünüyorum. Yatırımcı açısından biraz önce ifade ettiğim gibi belirsizlikler tamamıyla ortadan kalkacaktır, azalacaktır. Ve önümüzdeki 5 yılı çok rahat bir şekilde görebilecektir, öne açılacaktır, planlı programını ona göre yapacak. Şimdi Sayın Bakan, ben esnaf ziyaretleri yapıyorum, Anadolu'ya gidiyorum, belediyelerdeki insanlarla konuşuyorum. Ortalama bir vatandaşımızın ekonomi algısı şöyle oluyor genellikle. Bir döviz kurlarına bakıyorlar. Dövizde bir hareketlenme, Türk lirasında düşüş var. Bir hayat pahalılığı hissediyor kendi dünyasında ve genellikle de istediği kadar iş yapamadan dükkanını kapatıyor. Bu ekonominin gidişatına dair bir veri olarak görülüyor. Kalkınma, büyüme verileri bunlar önemli. Enflasyonla mücadele bu önemli ama diyor ki mesela vatandaş, benim hayatıma daha çok dokunduğunu nasıl anlayacağım ben bu gelişmenin, büyümenin, kalkınmanın diyor. Somut olarak onu söyleyelim. Yani bu erken seçim neticesinde döviz kurları, ekonomik büyümenin istikrarlı ve kalıcı hale gelmesi, enflasyonla mücadele, mesela tek haneye inmesi. Bu konularda bize somut bir şey söyleyebilir misiniz? Şöyle ifade edeyim. Elbette. Tabii bu enflasyon konusunda evet son bir yılda bir miktar enflasyonda yükselme söz konusu oldu. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Özellikle petrol fiyatlarındaki artış. Şu anda Brent petrol fiyatı 70 doların üzerine çıktı. Yine döviz kurundaki oynaklık. Emtia fiyatlarındaki artış bir miktar yükselmeye neden oldu. Ama son 3 aydan beri dikkat ederseniz enflasyonda aşağı yönlü bir trend oluşmuş durumda. Peki büyümenin yapısına baktığımızda nasıl bir büyüme gerçekleştiriyoruz? Gerçekten sağlıklı bir büyüme mi gerçekleştiriyoruz? Burada özellikle sanayi üretiminde ciddi artışlar olduğunu görüyoruz. Bakın 2018 yılının ilk 2 ayında İmalat sanayinde %11'in üzerinde bir büyüme söz konusu. İhracatımızda %10'un üzerinde bir büyüme söz konusu ilk çeyrekte. Burada rekor rakamları yani şu anda, Ekonomi Bakanımız burada oturuyordu. Nihat Zeybek'i evet. Oradan almıştık. Ve şunu söyleyeyim. Yani bizim 2017 yılındaki gerçekten çok iyi bir ekonomik performans, büyüme performansı gösterdik. 2018 yılındaki performansımıza, özellikle ilk çeyrekteki performansımıza baktığımızda gerçekten iyi gidiyoruz. Yani ihracat açısından iyi gidiyoruz. Kapasite kullanım oranları son derece yüksek. Turizm gelirlerimizde çok ciddi artışlar var. Ki özellikle bu yıl biz aşağı yukarı 27 milyar dolarlık bir turizm geliri bekliyoruz. Bir önceki yıl 22,5 milyar dolardı. Bu sene hızlı bir toparlanma olacak gibi görünüyor. Ciddi bir toparlanma olacak ve bizim büyüme hedefimiz olan 5,5'u çok rahat bir şekilde yakalayacağımızı düşünüyoruz. Hatta bunun üzerinde bir performans da gerçekleşebilir. İlk çeyreğe baktığımızda şu anki bizim tahminlerimiz bakanlık olarak %7 civarında 2018 yılının ilk çeyreğinde bir büyüme bekliyoruz açıkçası. %7. %7 civarında. Önemli bir evet. büyüme. Evet, rakamı. Önemli bir büyüme evet. rakamı. Şimdi Sayın Bakan, bu bizim programımızın şöyle de bir özelliği var. Evet. İnternet siteleri tarafından yakından takip ediliyor. Televizyonlarda bakıyorlar acaba buradan hangi haberler çıkacak diye. Ve ben konuklarıma da rica ediyorum. Diyorum ki lütfen kamuoyunu da ilgilendiren önemli flash niteliğinde bir şeyler paylaşalım. Evet. Bir manşet çıkaralım. En az evet. birkaç manşet çıkaralım evet. diyorum. Şimdi siz Kalkınma Bakanısınız. İyi haberler vermeye de uygun bir yer burası. Projeler anlamında, yatırımlar bakımından. Lütfen bize bir İyi bir yatırım haberi verin. Yani moralli bir şekilde insanlar yollarına devam etsinler. Şimdi, o yatırım, var mı bir şey? Var öyle bir şey ama onu söylemeden önce müsaade ederseniz yatırımla ilgili şunu söylemek istiyorum. Yatırımlarımız devam ediyor. Bakınız 2017 yılında Türkiye'nin yatırımdaki büyümeye katkısı, büyüme içerisinde katkısı 2.2 puan. 7.3'lük
sabit sermaye yatırımlarında kamu yatırımları mı? Hayır, tüm yatırımları kastediyorum. Özel kesim yatırımlarını da kastediyorum. Kamu artı özel 7.3'lük bir büyüme performansı gösterdi 2017 yılında. Sabit sermaye yatırımlarının 2018 yılında da artmasını bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Bakın, dünya ekonomisinde ciddi bir canlanma var. İhracatımızda artış var. Kapasite kullanım oranlarımız oldukça yüksek. Dolayısıyla bu yıl yine biz aşağı yukarı sabit sermaye yatırımlarında %5.5'luk bir büyüme bekliyoruz. Evet. Gelelim yatırımlara yönelik. Evet, yatırım yapılıyor mu? Yapılıyor. Hemen geleceğim efendim oraya. Geçen gün bir toplantıda, yani bu seçim kararı açıklandıktan sonra bana bazı editör arkadaşlar sordular. Şöyle bir duyum geliyor yani insanlardan. Bu doğru olabilir mi dediler. Yani büyük yatırımlar yavaşlayabilir bu seçim sürecinde. Finans kaynak bulmak kolay olmayabilir diye. Ben de öyle bir şey duymadım, bilmiyorum dedim ama size sorayım. Hayır. Gerçekten var mı böyle bir yatırımlarımızda herhangi bir büyük projelerde herhangi bir aksama söz konusu değil. Hızla yatırımlarımıza devam ediyoruz. Ki zaten 60 günlük bir seçim süreci var. Dolayısıyla çok kısa bir süreç. Herhangi bir aksama, özet olarak söylemem gerekirse, söz konusu değil. Bakınız, bir örnek vereceğim size. Ben Mersin milletvekiliyim. Mersin'de bir Kazanlı adı altında Tarsus'ta bir bölgemiz var. Turizm bölgemiz var. Koruma ve gelişme bölgemiz. Bir flash mı? Manşet mi geliyor şimdi? Evet, manşetlik bir şey olacak. Geliyor mu? Evet. İlk defa mı açıklıyorsun? Evet, ilk defa açıklıyorum bunu. Peki. Ve burası Türkiye'nin ikinci beleği olacak bir yer. Mersin'de, evet. Bölgeyi bir daha söyleyelim, o bölgeyi bilmeyenler açısından. Tarsus Kazanlı bölgesi. Aşağı yukarı 10 kilometre sahili olan. Akdeniz'e 10 kilometre sahili. Arkası tamamıyla ormanlık. Kumsal bir alan. 10 kilometrelik bir kumsal. Kesintisiz bir 10 kilometre. Kesintisiz bir kumsal. Arkası tamamıyla ormanlık. Ve turizm açısından da oldukça cazip bir yer. Yine kendi yatırımcılarımız, Türk yatırımcılarımız oraya 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklar. Çok güzel abi. 1 milyar dolarlık bir yatırım. Geldi haber. Şu anda uygulama projesine başladı. 1 milyar dolarlık bir yatırım geliyor. Mersin'de yeni bir belek oluşturuyoruz. Evet, yeni bir belek oluşturuyoruz. Peki adı olacak mı? Yani yeni belek diye tarif ettik ama özel bir adı var mı? Kazanlı sahibi. Valla şu anda Kazanlı bölgesi diyor. Kazanlı Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi diyoruz. Ama tabii belki buna bir isim, ad daha sonra konulabilir. Çok güzel bir adı. Ama 1 milyar dolarlık bir yatırımı. Bu ne zaman başlayacak Sayın Bakan bu yatırım? Şu anda uygulama projelerine başladılar. İnşallah bu yıl temelini atacağız. Seçimden önce olur mu, olmaz mı? Tabii onu bilemiyorum. Net bir şey söyleyemeyeceğim ama gerçekten Türkiye için son derece önemli bir yatırım. Ve 7500'ün üzerinde aşağı yukarı 8000 yatak kapasiteli bir yatırım. Peki biraz daha gözümüzde net canlandıralım diye söylüyorum. Şimdi orada Belek'te bir dizi otel var, bir dizi turizm tesisi var. Evet. Ona benzer bir alan yaratılacak anladığım kadarıyla. Bir dizi otel yapılacak. Burada oteller olacak, golf sahaları, sağlık merkezleri hepsinin olacağı bir alan. Bununla ilgili zaten komşunuz hemen Mevlüt Çavuşoğlu var yan tarafta, Alanya'da o golf zaten biliyorum. Onu buluşuyoruz zaten, biliyorsunuz Akdeniz sahil yolu çalışmalarımız da devam ediyor. Evet, o zaman demek ki Antalya'dan böyle Berek, Kemer, bir uzun sahilde Mersin'e kadar bir turizm alanı. Yaklaşık ne kadarlık bir istihdam yaratabilir bu bölge tamamlandığında? Doğrudan istihdam 5000. Doğrudan istihdam, dolaylıyı söylemiyorum. Evet. Tabii dolaylı katkısı da olacaktır. Türkiye ekonomisine kısa ve orta vadede ne kadarlık bir ekonomik katkı getirir tahmini olarak? Çok ciddi bir katkı getirecektir elbette. Ama net bir rakam söylemem mümkün değil. Ama özellikle o bölgenin turizm açısından gelişmesine çok ciddi katkı sağlayacaktır. Biliyorsunuz Çukurova bölgesi ve Mersin açık hava müzesi konumunda. İnanılmaz bir tarihi dokular. Potansiyeli çok büyük fakat bugüne kadar çok değerlendirilemediğini düşünüyorum. Elbette. Yani Mersin, elbette. Yani Antalya çok ciddi bir gelişme gösterdi ama Mersin... Tabii bir başka gelişmede Çukurova bölgesel havaalanını yapıyoruz. 30 milyon yolcu kapasitesi. Ne zaman tamamlanacak bu havaalanı? Altyapısı Haziran sonu itibariyle bitecek. Üst yapı ihalesi tamamlandı. 30 milyon kapasiteli. 30 milyon yolcu kapasiteli olacak. İki aşamalı olacak. İlk aşamada 15 milyon yolcu kapasitesi olacak. Tam olarak nerede bu havaalanı?
havalimanı nerede oluyor? Adana ile Mersin arasında oldu. Adana ile Mersin. Hem Adana'ya hizmet edecek, hem Mersin'e, hem Osmaniye'ye. Peki Mersin'e uzaklığı o bölgeye hizmet edecek. Bu şeydeki gibi yani Afyon, Uşak, Kütahya oradaki havalimanı gibi. Evet. Kadar, evet ortadaki. Evet, evet. Ne kadar Mersin'e uzaklığı olacak aşağı yukarı bu havalimanı? Aşağı yukarı Mersin'e işte 40-45 kilometre uzaklıkta olacak. 3 ile de 3 bölgede hizmet verecek bir havalimanı. Evet. Ve tabii turizm açısından son derece önemli. Çukurova bölgesinin en önemli eksikliklerinden bir tanesi havaalanıydı. Bu havaalanında inşallah 2019 yılında üst yapısını da tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz. Sayın Bakan, havalimanlarının yapım haberlerini ben çok büyük bir memnuniyetle takip ediyorum. Yani havacılığı seven ve izleyen bir gazeteci olarak. Fakat şöyle de bir şey var. Yani doğal olarak her ilde yaşayanlar istiyorlar ki bir havalimanı gitsin oraya. Fakat sonra bazen kullanılamamasından ötürü orada bir atıl kapasite ortaya çıkıyor ve yatırım çok anlamlı olmayabiliyor. Yakınlardaki havalimanları bazen yerleşik nedenlerden ötürü, geleneksel sebeplerden ötürü daha çok kullanılıyor. Yani Antalya, Adana. Böyle bir risk var mı Çukurova? Hayır, herhangi bir risk söz konusu değil. Bu bölgenin çok ciddi bir havaalanına ihtiyacı var idi. Dolayısıyla bu havaalanını da inşa ettikten sonra zaten göreceğiz. İnanılmaz bir potansiyeli var. Hem sahili, hem tarihi dokusu, tarihi zenginlikleri, biraz önce ifade ettiğim gibi açık hava müzesi konumunda olması, o havaalanı gerçekten Çukurova bölgesinde hem Adana için hem de Mersin için ciddi ölçüde turizmi canlandıracak. Şimdi Sayın Bakan, o bölgenin ve tabii Türkiye'nin en önemli projelerinden, yatırımlarından biri nükleer santral. Türkiye'nin ilk nükleer santralı Mersin Akkuyu'ya yapılmakta başlandı. Sayın Erdoğan'ın ve Putin'in de katıldığı bir temel atma töreni oldu. Berat Albayrak Enerji Bakanı'nın yoğun çalışmaları var, devam ediyor. Proje gidiyor bir şekilde. Siz de geçen gün bir gazetede röportajınızı gördüm. Orada diyorsunuz ki insanlar gönül rahatlığıyla yanında denize girebilir. Elbette. Öyle bir ifadeniz var. Kullandım. Evet, öyle bir ifade kullandım. Şimdi Sayın Bakan, normal şartlar altında tabii denize girilebilir, yüzülebilir de bir Allah göstermesin kötü bir durum yaşandığı zaman, yani bunu hiç insan düşünmek istemiyor ama bütün planlar herhalde B planları, C planları, nükleer santrallerde özellikle bunlara göre yapılıyordur. Özellikle dünyada da ben Avrupa'da ve mesela başka ülkelerde nükleerden bir kaygı ve bir kaçış olduğunu görüyorum bazı ülkelerde. Çernobil kazasının ve Fukushima'nın yarattığı felaketler de ortada olunca bazı hala soru işaretleri ve kaygılar var. Bunları giderebiliyor musunuz? Vatandaşımız en ufak bir kaygı içerisinde olmasın. Şu anda Akkuyu'da yapılan nükleer santral, 3. jenerasyon dediğimiz en gelişmiş teknolojiyi kullanan ve güvenlik açısından da son derece yüksek güvenliğe sahip olan bir santral. Biliyorsunuz nükleer santrallerde karbondioksit emisyonu söz konusu değil. Havanın kirletilmesi söz konusu değil. Çevrenin kirletilmesi söz konusu değil. Geleneksel yani, onun bir kirlenme değil ama yani atık yönetimi ama, çok önemli bir konu. Evet, atık. Tabii bununla ilgili tabii çok kapsamlı bir şekilde ÇED raporları, detaylı çalışmalar uzunca bir süreden beri yapıldı. Çalışmalar gerçekleştirildi. Dolayısıyla son derece güvenilir. Ve hiçbir şekilde kaygı duymayacağımız bir yatırım. Şimdi diyorlar ki işte efendim nükleer santrallerden çekiliniyor. Siz de ifade ettiniz. Şu anda ben dünyada de endişelilerden biriyim. Açık şu anda dünyada nükleer santral inşası devam eden kaç santral var biliyor musunuz? 56 tane santral var şu anda. Birçok ülkede, bunlara Avrupa ülkeleri dahil. Buralarda nükleer santraller yapılıyor. Fransa'ya bakalım. Dünyanın en fazla turist çeken ülkesi Fransa. 80 milyonun üzerinde turist geliyor Fransa'ya. Ama %70'in üzerindeki elektrik ihtiyacını, enerji ihtiyacını Fransa nükleer santrallerden karşılıyor. Sayın Bakan, biz de güvenlik kültürü açısından... Bunu bir yana bırakın. Güvenlik kültürü açısından tabii. Bu ülkelerin seviyesine ulaştık diye düşünüyor musunuz? Elbette. Onlar güvenli bir şekilde işletebiliyorlar. Daha gelişmiş olduğunu ifade ediyorum teknolojinin. Yani şu anki teknolojinin mevcut nükleer santrallerden daha gelişmiş olduğunu söyledim. Yani ifade ediyorum bunu. Bunun ötesinde şunu da ifade etmeliyim. Şimdi bakınız, komşu ülkelerimize bakalım. Bulgaristan, Gürcistan, Ukrayna.
Etrafımızda bir sürü nükleer santral var. Herhangi birinde Allah korusun bir hadise oluşması halinde bile ülkemizi etkileyecektir. Evet. Ya yani bunu da görmemiz lazım. Bulgaristan'da Kozluduy, Ermenistan'da Metsamor santralleri ve var ve ikisi de eski santraller. Bu santraller aşağı yukarı 7 milyar dolar civarında, hem Akkuyu ve Sinop'taki nükleer santralleri düşündüğümüzde cari açığımızı azaltıcı bir etkisi olacak. Arz güvenliği enerjide son derece önemli. Ki daha da önem arz ediyor. Özellikle şu süreçte, yani dünyanın gerçekten işte ticaret savaşlarının konuşulduğu bir ortamda kendi enerji arz güvenliğimizi sağlamak son derece önemli. Biz de bunu çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Bu konuda Enerji Bakanlığımız çok güzel çalışmalar yapıyor. Yani bir taraftan yenilenebilir enerji, rüzgar konusunda da çok güney yatırımlar ve rüzgar alanında yapılan yatırımlar. Biliyorsunuz en son bunların ihaleleri yapıldı. Son derece başarılı ihaleler Enerji Bakanlığımız tarafından gerçekleşti. Alman Siemens şirketiyle bir işbirliği yapıyor Türkiye bu konuda. Bunun ötesinde bakanlığımız şunu da yaptı, Enerji Bakanlığımız. Sadece bu enerji, güneş enerjisi santrallerinin kurulması değil, bu santrallerde kullanılacak olan ekipmanların Türkiye'de üretilmesi koşulunu ortaya koydu. Evet. Ve buna yönelik de biliyorsunuz Ankara'da bir yatırım başlamış durumda. Bir teknoloji transferi gerçekten tabii, geliyor mu? Tabii, mesela tabii. Rusya'dan bu konuda Akkuyu marifetiyle. Kamuoyunda öyle de bir şey var. Çünkü diyorlar ki insanlar, ya da sanıyorlar ki bu tamamen anahtar teslim bir Rus projesi. Hiçbir nükleer teknoloji transferi olmayacak. Ve de Türkiye yine bağımlılık noktasına kalacak Rusya'ya gibi bir kanaat. Hatırlayın da Sayın Putin'in ifadesini konuşmasındaki. Türkiye'nin nükleer teknolojisine, atom teknolojisine sahip olacak şeklinde bir ifadesi de olmuştu açılış konuşmasında. Evet. Nükleer alanda da Türkiye'nin gerçekten ciddi bir deneyim sahibi olmasına imkan sağlayacak bu. Orada bizim mühendislerimiz çalışacak. Şu anda Rusya'da eğitim gören mühendislerimiz var. Türkiye'ye dönen mühendislerimiz var. Bunlar özellikle nükleer teknolojinin Türkiye'de gelişmesi açısından da çok önemli katkılar sağlayacak. Cari açıkta da enerjinin önemli bir rolü olduğu için sanıyorum yatırımlar bu yönüyle de önemli. Tabii. Şimdi ikinci nükleer santral konusunda Sinop yer tercihi yapıldı. Üçüncü santralın yer tercihi ise neresi oldu Sayın Bakan? Nereye? Bunu bilemiyorum. Yani Enerji Bakanımıza sorun. Peki siz ama Kalkınma Bakanı olduğunuz için belki o projeleri de takip ediyor olursunuz diye şey yaptım. Henüz belli değil mi diyorsunuz o konu? Bilemiyorum. Yani bilgim olmadığı için söyleyemeyeceğim ama Sayın Albayrak'la konuşursanız daha iyi. Şimdi efendim bu bir de 11. Kalkınma Planı var. Evet. O çok önemli bir konu. Ona dair kısa bir şey söyleyelim. Ne kadarlık bir vizyonun içinde olacak? 2033 vizyonu mu deniyor ona? 2023'ün ötesine şimdi geçen tabii bir şey galiba. Biz 11. kalkınma planı ile 2023 vizyonumuzu 2033'e taşıyoruz. Biliyorsunuz kalkınma planları 5 yıllık bir plan ama uzun vadeli bir perspektif de ortaya koyuyoruz bu planlarda. Aşağı yukarı 15-20 yıllık bir perspektifi ortaya koyuyoruz. Bu planın bir başka özelliği ise 2019-2023 yılını kapsaması ve biliyorsunuz 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Çok önemli. O nedenle biz açıkçası bu plana çok önem veriyoruz. Katılımcı bir yaklaşımla hazırlanıyor bu plan. Her ilde toplantılar gerçekleştirdik. 81 ilimizde kadınlara yönelik toplantılarımız oldu, gençlere yönelik toplantılarımız oldu, sivil toplum kuruluşlarına yönelik toplantılarımız oldu. Şu ana kadar bu plan çalışmalarına katılan öğretim üyesi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımızın toplam katılım sayısı 35 bin. Şimdi insanlar internette arama yaptıkları zaman arama motorlarında bu 11. kalkınma planı ile ilgili insanların aklında bir şey kalsın istiyorum ben. Ve bakan desin ki mesela bize somut olarak bu Türkiye'nin çehresini şu yönde değiştirecek. Somut olarak ne söyleyebiliriz daha kolay hatırlanması, anlaşılması için bu kalkınma planının? Şimdi kalkınma planı aslında bir anlamda ülkemizin önümüzdeki 15 yıllık yol haritasını ortaya koyacak olan bir plan. Biz 5 yıllık süreçte ne yapacağız ve hangi hedeflere ulaşmak istiyoruz? Bunları ortaya koyuyoruz. Ama 11. kalkınma planını soracak olursanız, Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın plan hazırlık çalışmaları çerçevesinde yapmış olduğu konuşmada
Özellikle bundan sonraki süreçte kaliteye, her alanda kaliteye odaklanılması gerektiğini ifade etti. Yani gazetelerde ve eleştiri getirenler büyümenin niteliği konusunda hormonlu büyüme olmasın diyorlardı mesela. Dolayısıyla bu büyümenin kalitesini de etkileyecek bir şey. Daha yüksek teknoloji kullanarak. Tabii. Daha yüksek katma değer, yüksek ürünlerin üretilmesi, daha yüksek teknolojinin kullanılması, yerli ve milli üretimin gerçekleşmesi ki bizim özellikle üretim ve yatırımda ihracata, ithalata olan bağımlılığımız oldukça yüksek. Bunu, ithalata olan bağımlılığımızı azaltmak istiyoruz. Yani ithal ettiğimiz ürünleri artık Türkiye'de üretmek istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama 11. Kalkınma Planı'nda en öncelikli odaklanacağımız alan insan olacak. İnsan. Yani insan kalitesi, insanın niteliğinin artırılması, becerilerinin artırılması, vasıflarının artırılması ve teknolojiye uyumunun sağlanması. En önemli husus bu olacak. Tabii ki biraz önce ifade ettiğiniz gibi yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesi, teknoloji yoğun ve yeni teknolojilerin Ar-Ge çalışmalarının artırılması, yine bunlar da bizim öncelikli alanlarımız arasında olacak. Ne tür alanlar? Biyoteknoloji, nanoteknoloji, robotik, malzeme teknolojileri, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi alanlara yoğunlaşacağız önümüzdeki süreçte. Türkiye'nin bir yerli üretim, yerli otomobil üretim hedefi var. Yerli üretim, yerli uçak planları var, arzuları var. Yani biz artık 11. Kalkınma Planı ile geleneksel ve katma değeri nispeten düşük olan alanlardan daha yüksek teknolojili ve çağın gereklerine uygun Endüstri 4.0 dedikleri sürece hızla geçmek istiyoruz. Bu tarihin, 11. Kalkınma Planı'nın tarif edilen takvimin sonunda Türkiye dünyadaki ilk 10 ekonomi arasına girmek gibi bir çok iddialı bir hedef koymuştuk. O hedef de bunun içinde duruyor bizim, mu? Bizim elbette dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girme hedefimiz elbette duruyor. Bu hedefe sadığız ve bu hedefi gerçekleştirme yönünde de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Sayın Bakan, ben doğrusu bu büyük hedefler konduğu zaman heyecanlanıyorum ve mutlu oluyorum bu ülkenin bir vatandaşı olarak. Çünkü ancak hedef koyduğunuz zaman o hedefe koşarak bir amacınız olmalı, yani ilerleyebilmeniz için. Amaç olmazsa ilerleyemezsiniz ama bizim... Bir parantez açabilir miyim? Buyurun. Bak, çok önemli bir noktaya lütfen değindiğiniz için söylüyorum. Şimdi hedefe odaklanmak dediniz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız 2023 hedeflerini ortaya koydu. Evet. Ne oldu biliyor musunuz? 81 ilde sanayiciyle, İhracatçıyla bir araya geldiğinizde her il benim ihracattaki 2023 yılı hedefim şudur diyebiliyor artık. Yani her il, her bir sivil toplum kuruluşu kendisine bir hedef koymaya başladı. Bu son derece önemli ve anlamlı. Tabii. Diye düşünüyorum. Ne kadar Türkiye'nin ihracat hedefi 2023'te? Onu hatırlatalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani bizim tabii ki Türkiye'nin İlk 10 büyük ekonomisi arasına girmesi için koymuş olduğumuz hedef $500 milyar. $500 milyarlık hedefe ulaşmak istiyoruz. Tabii 2023 yılında elbette bu hedefe ulaşamayacağız. Ama hedefimiz sabit. Yani bu hedefe... Onun için çalışacağız yani. Tabii gayret sarf edeceğiz. Yani o hedefe odaklanmamız bizim açımızdan son derece önemli. Ve o hedef doğrultusunda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz ki yani görüyorsunuz, ihracattaki gelişmeleri görüyorsunuz. $160 milyar geçtik şu anda biz. Ve bu hedef doğrultusunda da çalışmaya devam edeceğiz. Efendim, sizin doğrudan konunuz değil ama Türkiye'nin önemli bir konu başlığı olduğu için çağdaş, modern ve verimli iyi bir eğitim modeliyle ancak bu hedefleri yakalamak mümkün olabilir diye ben şahsen böyle bir kanaatim var. Kabinenin de hükümetin de bir üyesi olduğunuz için bunu hatırlatmak istiyorum. Eğitime herhalde çok odaklanmamız lazım. Çocuklar gelecek. Şimdi, az önce mesela sizin oğlunuz pırıl pırıl bir genç, ne güzel üniversiteyi bitirmiş. Böyle gençler hedeflere ulaşma noktasında kaliteli iyi eğitim aldıkları zaman, değil mi? Doğru. Katılıyor musunuz? Şimdi kesinlikle katılıyorum. Şunu da ifade edeyim. 11. Kalkınma Planı'nda en öncelikli alan ne olmalıdır diye sorduğumuzda 81 ilimizde
ki ilk öncelik eğitim çıktı. Birinci konu bu değil mi? Birinci konu eğitim çıktı. Bu son derece önemli. Tabii bizim özellikle 11. Kalkınma Planı'nda yoğunlaştığımız bir başka alan ise arz ile talep arasındaki uyumun sağlanması. Neyi kastediyorum? Üniversiteden mezun olan öğrencilerin öğrenciler ile piyasanın talep ettiği meslek grupların birbirleriyle uyuşmasının bunu bir türlü yapamadık. Bu çok istenen bir şey. Bu konuda çalışıyoruz. Mesela şirketler diyorlar ki ya ben bir eleman alacağım ama ya bir türlü bulamıyorum ya. İyi de para vereceğim ama yok göremiyorum diyor mesela. Değil mi? Bu çok özellikle ara eleman, meslek eğitimi almış olan insanlar. Teknisyen düzeyinde, tekniker düzeyindeki elemanlarda şu anda gerçekten önemli açıklarımız var. İş pozisyon açıklarına baktığımızda da bu şunu ifade ediyor. Bir taraftan iş dünyası eleman arıyor ama istenilen nitelikte insan bulamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu uyumsuzluğu giderici önemli tedbirlerimiz olacak. Bununla ilgili de bir özel ihtisas komisyonumuz var. Var. Bu çalışmayı da tamamladı. Şimdi Türkiye küresel ekonominin önemli bir parçası, bir geçiş noktası. Yani Çin'den Londra'ya, işte Atlantik, Avrupa, Orta Doğu. Türkiye'nin bu bütün dinamik süreçlerinde mesela seçime giderken OHAL ortamında seçime gidilmesi nedeniyle Avrupa'dan ve Amerika'dan eleştiriler geliyor. Ve hatta diyorlar ki bu yatırım iklimini etkiler. Hatta ambargodan falan söz edenler var. Başka şeyleri de bunun evet. içine katarak. Böyle bir şey bekliyor musunuz? Türkiye şimdi, böyle bir şey olursa buna hazır şimdi, mı? Şimdi şunu ifade edeyim. Bir kere evet olağanüstü hal olması gayet seçimin şeffaf yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Bizim seçim sistemimiz hepimiz biliyoruz. Vatandaşlarımız biliyor. Sandıkta her bir partinin temsilcisi var mı? Var. Oylar birlikte sayılıyor mu? Tüm partilerin oradaki müşahitleri, görevlileri tarafından sayılıyor. Gayet açık ve şeffaf. Dolayısıyla o halle efendim seçim güvenliği arasında bir ilişki kurmanın çok yanlış olduğunu düşünüyorum. O hali biz kime karşı uyguluyoruz? O hali uyguladığımız kesim, evet, Fethullahçı terör örgütü. Ve bu terör örgütüyle ilintili olanlara yönelik uygulanan bir düzenleme. Yoksa ne iş dünyamızı ne de vatandaşlarımızı açıkçası rahatsız eden bir durum söz konusu. Seçim güvenliğine dair bir sorun yok. Hayır. Seçimin neticesi şeffaflığına dair herhangi bir soru işareti ortaya çıkmasın. Tabii her partimizin orada temsilcisi var. Açık temsilcilerimiz, partilerin temsilcileri birlikte sayımı gerçekleştiriyorlar. Birlikte imzalarını atıyorlar. Her şeyimiz açık ve şeffaf. Şimdi efendim yine önemli konulara, projelere döndüğümüzde ben burada önemli pozisyonlardaki bütün konuklarımı hatırlatıyorum. Türkiye otomobile çok konsantre oldu güzel bir şekilde fakat bizim en az onun kadar hatta belki daha da başarılı olduğumuz birkaç alan daha var. Mesela gemi üretiminde, yat üretiminde, süper yat üretiminde Türkiye çok başarılı. Dünyada belki de ilk 5-10 ülke arasında. İlk 4'te olduğunu hatırlıyorum ben yat üretiminde. Ben de öyle düşünüyorum ama daha mütevazı bir şekilde bunu ifade ettim. Daha da yukarı çıkmak, daha çok gelir elde etmek, istihdam yaratmak için bu konuda somut bir şey yapıyor musunuz? Şöyle, elbette yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi bizim en öncelikli alanlarımızdan bir tanesi biliyorsunuz, temel yapısal bir sorun olarak gördüğümüz sorunların başında cari açığımız geliyor. Peki neden kaynaklanıyor? Ağırlıklı olarak bizim ithalata dayalı bir yapımızın oluşmasından ve katma değeri nispeten daha düşük ürünlerin üretilmesinden kaynaklanıyor. Özellikle biz son 6 aydan beri ekonomi koordinasyon kurulunda yoğun bir şekilde katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi, ithalata olan bağımlılığın azaltılması yönünde bir çalışma yürütüyoruz. Buna yönelik olarak sektörleri belirledik. Bunlar içerisinde yat, gemi inşa da var. Var değil mi? Sektörleri belirledik. Ve bu sektörlere yönelik ne tür yatırımların yapılması gerekiyor? Bu yatırımların yapılması için
Herhangi bir eksikliğimiz söz konusu mu? Teşvik de karşı tarafın bakan burada, talebi sektörle. Teşvik elbette. Yani bu özellikle biliyorsunuz bizim Koster filomuz oldukça eski. Ve bunun yenilenmesine yönelik de önümüzdeki günlerde bir düzenleme açıkçası düşünüyoruz. Önemli bir gelişme daha, bir haber. Koster bunun filosu. Bunun yenilenmesine büyük yönelik bir de evet, Türkiye oldukça iyi bu alanda. Bunun yenilenmesine yönelik de bir düzenleme açıkçası düşünüyoruz. Biz yani yerli biz kaynaklarla şunu, Türkiye'de evet, üretiyoruz. Elbette yerli kaynaklarla. Evet. Biz şunu yapıyoruz Hakan Bey. Bizim yaptığımız şey şu. Biz sık sık iş dünyasıyla bir araya geliyoruz. Son derece dinamik bir süreç. Değişim ve dönüşümün son derece hızlı yaşandığı bir süreci yaşıyoruz. Dolayısıyla iş dünyasının taleplerini dinliyoruz. Aksaklıkları teker teker iş dünyasının eleştirilere de kulak veriyoruz. Eleştirileri dinliyoruz. Elbette, elbette dinliyoruz. Yani kurumlardan, bakın son odalar birliğinden, TÜSİAD'dan. Son bir yılda çıkarmış olduğumuz, meclisten geçirmiş olduğumuz düzenlemelere lütfen bir bakın. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çok sayıda düzenleme gerçekleştirdik. İş dünyasından gelen talepleri teker teker ekonomi koordinasyon kurulunda değerlendirip buna yönelik düzenlemeler yapıyoruz. Eksiklikler, aksaklıklar varsa bunları gidermeye yönelik de çalışmalarımızı yapıyoruz. Bir yatırım ajansı da var değil mi sizin bünyenizde? Şöyle, kalkınma ajansları bünyesinde ajansı. Her ilde, 81 ilimizde yatırım destek ofisleri var. Sizin bakanlığınıza mı bağlı olarak çalışıyorlar? Şöyle, aslında kalkınma ajansları bizimle ilgili diyelim. Yani doğrudan bize bağlı olan kurumlar değil. Bunların yönetiminde valiler var, sanayi ticaret odası başkanları var, belediye başkanları var. Dolayısıyla yereldeki yöneticilerin ve sivil toplumun katıldığı bir yönetim anlayışı var. Her ilde özellikle iş dünyasına, iş adamlarına, yatırımcılarımıza destek veren, danışmanlık hizmeti veren yatırım destek ofislerimiz var. Şimdi bunları biz özellikle izin, ruhsat süreçlerinin yatırımcıların daha hızlı gerçekleşmesi için tek durak ofislere dönüştürüyoruz. Tek durak mı adı bunlar? Tek durak ofislere dönüşüyor. Ne demek? Yeni mi bunlar? Yeni efendim. Bu da yeni. Ne demek bu? Şu, herhangi bir yatırımcı, örneğin siz diyelim ki Adana ilinde yatırım yapmak istiyorsunuz. Yatırım destek ofisimize gideceksiniz. Yatırım destek ofisimizde her bir bakanlığın yatırımla ilgili izin ve ruhsat süreçleriyle ilgili bakanlığın birer temsilcisi orada olacak ve bunlar sizin tüm izin ve ruhsat işlemlerinizi tek elden takip edecekler. Bunun ilk örneğini İstanbul'da gerçekleştirdik. Yani biraz bürokrasi azaltacak. Evet, bürokrasi azaltacak. Şey. İşlemleri hızlandıracak. Sayın Recep Aktağ'ın da çalıştığı alanlardan evet. Biri diyebiliyorum. Evet. Yatırım yani ortamını iyileştirilmesi ama bizim bakanlık olarak, özel olarak çalıştığımız bir alan bu. Evet. Bunun ilk örneğini İstanbul'da gerçekleştirdik. İstanbul Kalkınma Ajansımız Invest in İstanbul adı altında İngilizce söyleyeyim. İstanbul'da yatırım yap. İstanbul'da yatırım yap anlamında yabancı yatırımcılara yönelik ilk uygulamayı başlattık. Nasıl başlattık? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden bir arkadaşımız, İşkur'dan bir arkadaşımız, Maliye'den bir arkadaşımız. Bunlar bu ajansımızdaki tek durak ofiste görevliler. Herhangi bir yabancı yatırımcı tek durak ofisimize İstanbul'a geliyor ve yabancı yatırımcının tüm iş ve işlemleri tek elden yatırım destek ofisi tarafından gerçekleştiriliyor. Önemli bir şey bu. Evet. Bu tabii daha çok teknik ve bürokratik bir tarafını ifade ettiniz ama Sayın Bakan, Türkiye'ye yatırım için yaklaşan, istekli olanların değerlendirmelerinden biri de hukuk devleti ilkelerinin güçlendirilmesi. Yani herhangi bir keyfi bir şey olmaması, bir ayrımcılık veya bir kayırım olmaması, bütün dünyada böyle bir beklenti vardır. Her evet, yerde olur evet. Zaten. Bizim ülkemiz için de böyle beklenti olması normal. Hukuk devleti ilkelerini de güçlendirecek miyiz bu yeni dönemde? Şimdi madem seçimler de geride kalacak, bir insanların şimdi, vatandaş olarak da beklentisi, yani hem demokrasi kalitesinin artmasıdır hem de hukuk devleti ilkelerinin. Şimdi biz demokrasi standartlarımızı yükseltme yönünde biliyorsunuz şu 15 yıllık sürece baktığınızda 2002 yılında yola çıktığımızda OHAL vardı. Hatırlayınız. İlk OHAL'i gelir gelmez kaldırdık. Ama Türkiye takdir edersiniz ki bir darbe süreci yaşadı.
Yani 15 Temmuz darbe sürecini yaşadı. Türkiye'yi bölmeye, parçalamaya çalışan bir Fethullahçı terör örgütünün girişimiyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bu terör örgütü unsurlarının kamunun ve toplumun kamudan temizlenmesi gerekiyor. Tam manasıyla temizlenmesi gerekiyor. Temizlendi mi? Temizlenmedi. Önemli ölçüde temizlendi. Ama bu mücadele devam ediyor. Yani bizim o hali, açıkçası olağanüstü hali devam ettirmemizin temel nedeni bu. Bu terörle, bu teröristlerle mücadele etmek. Peki. Bu mücadeleyi biz gerçekleştirmek durumundayız. Ama bu mücadele tamamlanır tamamlanmaz elbette zaten Fethullahçı terör örgütü ve diğer terör örgütlerine yönelik mücadele dışındaki alanlarda her şeyimiz normal rayında gidiyor. İnsanlar istediği yatırımı yapıyorlar. Yani herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Peki bir reklama gidiyor Sayın Bakan. Türkiye'nin demokratikleşmesi alanında evet tabu denilen nitelikteki hususları ortadan kaldıran, konuşulamayan hususları ortadan kaldıran ve Türkiye'nin demokratikleşmesini gerçek anlamda sağlayan, vesayeti ortadan kaldıran hükümetler, AK Parti hükümetleri olmuştur. Kısa bir ara vereceğiz. Bir soru, çok soru var da ona bir yanıtı reklamdan sonra alalım lütfen. Kitlere kadro verilecek mi diye soruyorlar insanlar. Bayağı bir Twitter'da, Instagram'da soru var. Yanıtı reklamdan sonra. Değerli izleyiciler, iyi bir haber verdi Sayın Bakan bu programda. Mersin bölgesine yeni bir belek kuruluyor ve 1 milyar dolarlık bir yatırım yapılacak ve ilk etapta da binlerce kişiye doğrudan bir istihdam sağlayacak. Bugünün güzel haberlerinden biriydi. 2008 ile ilgili büyüme verisi konusunu 2018 ile ilgili düzeltiyorum, affedersiniz. Sağ olun. Bunu da ilk defa alalım sizden. Şöyle ifade edeyim, 2018 yılı hem yatırım açısından hem de ihracat açısından önemli bir yıl olacak ve büyümemizin lokomotifini yatırım ve ihracat oluşturacak. Ve 2018 yılının ilk çeyreğinde bizim büyüme tahminimiz, ilk çeyrek için söylüyorum, %7. %7. Bunu da söyleyeyim, evet. Bu programda ilk defa paylaştınız. Evet, ilk defa burada. Tahminimizi, bakanlığımızın ilk tahminini burada paylaştım. Peki bu da önemli. Şimdi kitlerle alakalı bir şey söylüyor musunuz? Onu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın doğrudan ilgi alanına peki girdiği için oraya tamam girdi. Sizin konularla ilgili soruları da arkadaşlar, sizin ekibiniz belki yanıt verirlerse yararlı olur. Twitter'a da yanıt verilmiş olur. Süre doldu. Derbi ile ilgili bir şey söylemek ister misiniz? Bir takım hadiseler yaşandı, üzücü olaylar oldu. Takip edebildiniz bu, mi? Bu sporla alakalı. Evet. Son derece üzücü tabii. Yani ben gerçekten çok üzüldüm. Yani böyle bir hadiseyi hiçbir zaman, hiçbir şekilde ülkemizin hiçbir yerinde yaşamamamız gerekir diye düşünüyorum. Umuyor ve diliyorum ki bir daha böyle bir hadiseyle karşı karşıya kalmayız. Peki. Efendim çok teşekkür ederim programa konuk olduğunuz için Sayın Bakan. Değerli seyirciler, bugün Sayın Lütfü Elvan'la birlikte olduk canlı yayınımızda. Kalkınma Bakanı yarın acaba Cumhuriyet Halk Partisi ne düşünüyor, ne yapacaklar? Cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimleri. Sayın Bülent Ezcan gelecek, programımıza konuk olacak. CHP sözcüsüyle yarın saat 10'da pazar günü buradayız. Sorularınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.